Herkese merhaba, ben Arzu. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kanalımda genellikle kitaplarla ilgili içerikler, bazen vloglar, bazen de sinemaya uyarlanan kitaplarla ilgili videolar çekiyorum. Bugün birazcık farklı bir şey yapacağım. Uzun zamandır radarımda olan birkaç tane kitap serisi var. Birkaç tane dediğim kaç tane olduğunu şu an bilmiyorum. Onları not aldım ve biraz onlarla ilgili konuşmak ve eğer bu kitapları, bu kitap serilerini okumuş olan varsa belki okuma sırasıyla ilgili, belki de aslında hangisine daha önce başlayayım konusunda bana tavsiye verebilecek olanlar olur. Hem de bu videoda belki sizinle yeni keşfedeceğiniz bazı seriler olur diye böyle bir video çekmek istedim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz de bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdi başlıyorum listeye. İlk önce Laurence Durrell'den iki tane serimiz var. İlki Avignon Beşisi, ikincisi de İskenderiye Dörtlüsü. Ben bunları nerede ama nerede alışveriş yaparsam yapayım, kitap bakıyor olursam olayım sürekli görüyorum. Bunlarla ilgili ne negatif ne de pozitif yorum duydum şimdiye kadar. Sürekli benim karşıma kitap alışverişi yaparken karşıma çıkıyorlar. Yani daha önce bir böyle kitaplarla ilgili içerik üreten ya da kitapları yorumlayan, beğenisini beğenmediğini paylaşan insanlarda daha önce bunları görmedim. Ama her iki seriyi de gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada şöyle yapacağım. Avignon Beşlisi'ni buraya, İskenderiye Dörtlüsü'nü de buraya koyacağım. İlk kitaplarının kapaklarını. Bu kitapları daha önce duydunuz mu? Bunlarla ilgili bir fikriniz var mı? Hangisi daha iyi? Laurence Durrell'den mesela atıyorum İskenderiye Dörtlüsü'nden sonra Avignon Beşlisi daha mı zor gelir? Ya da mesela eğer bir tanesi çok iyiyse onu sonraya bırakmak daha iyi olur falan gibi. Eğer böyle tavsiyeleriniz varsa bununla ilgili mutlaka yorumlara bekliyorum. İkinci yazarımız ve üçüncü serimiz Ali Smith'ten Mevsimler. Mevsimleri ben aldım, elimde var ama maalesef kaldırdım şu anlık. Mevsimleri Ali Smith bir röportajında yanılmıyorsam şöyle söylüyor. Eylül'de yani sonbahardan başlayarak mevsimleri okuyun diyor ve kitaplar zaten sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. Önümüzdeki sonbaharda Ali Smith'in sonbahar kitabını okuyacağım ve bir sene boyunca aslında her mevsime bir kitabını bırakıp okumayı düşünüyorum. O kitaplar için de çok heyecanlıyım. Ali Smith'ten bir öykü kitabı okudum ve gerçekten tarzını çok beğendim. Yani her gün okuduğum şeylerden farklıydı. Kendince bir böyle hınzır bir yanı vardı. Böyle bir dalga geçer gibiydi bir yandan da bazı öykülerinde ve altında yatan bir mesaj olduğunu da düşünüyorum öykülerinin. Ve mevsimlerin yani bir dörtleme olarak çok beğenildiğini gördüm. Aslında bu arada mevsimlerin belirli bir sırası yok yani. Hani istediğiniz sırayla da aslında okuyabilirsiniz benim anladığım kadarıyla. Direkt olaylar birbirine takip etmiyor. Ama yazar röportajında hani sonbahardan başlanmasını ve daha böyle hüzünlü bir yerden daha mutlu bir sonla serinin okunmasını tercih ettiğini, o şekilde düşündüğünü söylemiş daha önce. O yüzden ben de o yazarın dediği gibi okumayı düşünüyorum. Sonra Elena Ferrante'den Napoli romanları var. Napoli romanlarının ilkini okudum ve ben çok beğendim. Elimde diğer 3 kitabı da var. 4 tane romandan oluşuyor Napoli romanları. Ve bir dostluğun böyle şekil değiştirmesini, o iki kadının büyümesini falan ilk kitapta çok güzel anlatıyordu. Ve kitabın başlangıcında da aslında sizi o seriyi okumaya devam ettirecek bir cliffhanger yaratıyor. Yani böyle bir öyle bir şeyle başlıyor ki o kitap, hani devamında ne olacağını ve bu dostluğun sonunun nereye doğru gittiğini, o kitapların hani 4. kitapta ne oluyor acaba? 4. kitabın sonu ne oluyordu? İnsan çok merak ediyor. Benim tahminim büyük ihtimalle başlangıçta yarattığı soru havada kalacak. Çünkü orada arkadaşıyla ilgili bir şey söylüyor ama onun da o noktada fikri yok. O yüzden onun ben seri boyunca netleşeceğini çok düşünmüyorum. Çok düşünmüyor olmama rağmen karakterler gerçekten çok bağlayıcı. Onlara böyle empati duyacağınız, onlarla bağ kuracağınız, gerçekten seveceğiniz karakterler yazdığını düşünüyorum. Bu eğer Annie Ernaux okuduysanız bence ilk kitapta özellikle ana karakterlerden bir tanesi o Annie Ernaux'un yazdığı eğitimle beraber sınıf atlayan ama mevzusuna benzer bir şey yaşıyor. Ve onun dönüşümünü aslında yaşayan bir kadının yaşamayan arkadaşıyla olan bağını anlatıyor. Orada da tabii ki çok fazla çatışmaya sebep oluyor bu ve kız da aslında yani ana karakterimiz de aslında bu fikre yani eğitime çok sıkı tutunuyor bu yüzden. Devamını gerçekten serinin bizi nerelere götüreceğini ben çok merak ediyorum. O yüzden mutlaka okuyacağım ama gerçekten okumak istediğim o kadar çok şey var ki bir türlü sıra gelmiyor. Bu ay bir de ben yaz okulum devam ediyor. Yaz okulum bittikten sonra Eylül ayında mutlaka ama mutlaka Napoli romanlarının ikincisini de okumak istiyorum. Sonra sırada Yukio Mishima'dan Bereket Denizi serisi var. Bereket Denizi de yine 4 kitaplık bir seri. Kitapların ayrı ayrı isimlerini hatırlamıyorum ama Yukio Mishima ile ilgili kitaplarının böyle hepsiyle ilgili iyi şeyler duymadım.
Bazıları iyi, bazıları kötü, böyle hani net bir yerde duran yok sanırım Mishima ile ilgili. Yani bazı kitapları iyi ve bazı kitapları kötü gibi düşünüyorum şu an, hiç okumadığım haliyle yazardan bir şey. O yüzden onu da çok merak ediyorum. Hem yazarı merak ediyorum hem seriyi merak ediyorum. Seri böyle gerçekten benim deli gibi kitap alışverişi yaptığım dönemde çok ciddi bir şekilde gözüme çarpmıştı. O şekilde almıştım. Sonra henüz serinin tamamı Türkçe'ye çevrilmemiş olsa da Albert Uruş Sanchez'den Magador Beşlisi'ni okumak istiyorum. Magador Beşlisi'nin de ilk 3 kitabı şu an çevrildi ve yayınlandı. Yanılmıyorsam Epona'dan çıkıyor. 3. kitabı da hatta yakın zamanda çevrildi diye biliyorum. Hatta Eylül Görmüş de okuyup beğendiğini söylemişti. Onu, yani yazarı çok merak ediyorum. Magador Beşlisi'nin de kitapları aldım, ilk 3'ünü, ama ona olabildiğince geç başlayacağım ki 5 kitabın 5'i de çevrilmiş olsun ben başladığımda ve rahatlıkla okuyayım 5 kitabı birden diye düşünüyorum. Bir de Isabel Allende'nin aslında bir tane üçlemesi var diye biliyorum. Onu da okumak istiyorum ama ben bir kitap okuma listeme bir kitap almıştım Isabel Allende'den ve oraya bir yorum gelmiş. Hani bak, bu serinin ikinci kitabı, 3 kitap aslında ve hani 3. kitabı çevrilmedi dilimizde diye. Onun biraz takipçisi olacağım. O arada ben bakmadığım sırada hatta 3.sü çevrilmiş bile olabilir. Şu an hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama Isabel Allende'nin de öyle bir üçlemesi var. Onu da mutlaka okumak istiyorum. Eğer 3.sü de çevrildiyse ya da çevrilecekse. Sonra fantastik 5 tane serimiz var. Bu fantastik seriler, yani ben gerçekten bana okuma alışkanlığı kazandıran şey çocukken okuduğum o fantastik serilerdi. Ne bileyim işte Küçük Vampir vardı, Harry Potter vardı. Yani bir şeylere merak salmam, böyle fantastik kitapların nasıl güzel olabileceğini ve nasıl bir dünya yaratabileceğini tabii ki en iyi örneklerinden bir tanesi Yüzüklerin Efendisi. Yani onu da politikacıdan mesela eleştirebileceğimiz noktaları var ama Yüzüklerin Efendisi'ni ben çok seviyorum. Kitaplarını da çok seviyorum. Yani seviyorum bu tarzı ama gerçekten şu an o tarz kitaplarda böyle geriye gitmek dışında çok böyle bana hitap eden bir şey bulamıyorum. Bu arada şey anlaşılmasın bu, hani ben bu kitaplara asla burnu havada yaklaşmıyorum ama benim gerçekten beklentim birazcık eski kafalı kaldı sanırım fantastik seriler konusunda, fantastik kitaplar konusunda. Bir yandan da son zamanlarda gerçekten okunan şeylerin aynısı tekrar tekrar yazılıyor ve tekrar tekrar basılıyor gibi hissediyorum. Ya yani özellikle karşıma o tarz kitaplar TikTok'ta falan çıkıyor açıkçası ve onlardan da yani duyduğum kadarıyla, içerikleriyle ilgili duyduğum şeyler kadarıyla onlara da çok yanaşmak istemiyorum. Şimdi daha önce okuduğum ve tekrar okumak istediğim bir seriden bahsedeceğim. Ursula Le Guin'in Yer Deniz serisi. Le Guin'in Yer Deniz serisini okumak istiyorum ve Yer Deniz serisi benim gerçekten böyle kaliteli fantastik kitaplarla tanışmama ve gerçekten o tarzda bağlanmamı sağlayan serilerden bir tanesidir. Yer Deniz'i gerçekten çok keyifli okuduğumu hatırlıyorum ve çok uzun zaman oldu okuyalı. Ben lisede falan okumuştum. Annem önermişti bana hani Le Guin'den Yer Deniz'i okumamı. Onu bir tekrar okumak istiyorum. Ondan sonra daha önce başladım ama ilk kitabını bir türlü bitiremediğim için bir şekilde hep ertelediğim Dune var. Dune'un ilk kitabı şu an bir arkadaşımda. Hem o bitirsin hem de zaten böyle filmlerden dolayı çok böyle günlük hayatımıza dahil olmuş bir mevzu Dune. O yüzden onu da böyle okumak istiyorum ama biraz daha hani bu konuşmalar bir azalsın, ondan sonra böyle rahat rahat okuyayım istiyorum. Bir yandan da filmleri böyle gerçekten böyle fantastik film izlemeye gider gibi beni çok böyle kitapla karşılaştırmadan izleyebilmek de istiyorum açıkçası. Genelde zaten yani hem eklenen kısımlar hem eklenmeyen kısımlar birazcık zaten böyle, tamam tabii ki spoiler alıyorsunuz filmi ya da diziyi önce izleyince ama aynı şey kesinlikle olmuyor. Ben her zaman kitaptan daha çok keyif alıyorum. O yüzden Dune'u ertelemekte bir sakınca görmüyorum şimdilik. Sonra Zaman Çarkı var. Zaman Çarkı'nın ben ilk 5 kitabını okudum. 6.sını okudum okuyacağım noktasındayım. Geçen ay aslında okuyacaktım ama bir türlü okuyamadım. Yani Zaman Çarkı ilk 5 kitabı, daha doğrusu şöyle, 0. kitapla dahil ilk 6 kitabını okudum aslında. Serinin 6 numarasıyla geçen 6. kitabını okuyacağım. Zaman Çarkı bence çok güzel bir seri. Aynı zamanda da çok uzun soluklu bir seri. Hem kitapları çok kalın hem de çok fazla kitabı var. 0. kitabı saymazsak 14 tane kitabı var serinin. Ama yani şöyle söyleyeyim, bazı unsurları ne kadar böyle sizi zorlayabilecek ya da rahatsız edebilecek olsa bile hani şundan bahsediyorum. O dünyanın, o fantastik dünyanın kurallarını ve işleyişini bazen çok tekrara düşerek bize hatırlatıyor yazar. Bazen iyi oluyor bu. Yani benim için iyi. Çünkü eğer özellikle mesela kitapları ara vererek
okuyorsanız bu iyi olabiliyor. Ama mesela arda arda okuyacaksanız da biraz can sıkıcı hale gelebilir gibi düşünüyorum. Zaten çok fazla şey olduğu için, kitaplar çok kalın oldukları için çok da bana arda arda okumak mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten bir kitabı okumak yaklaşık bir 10 gün falan alıyor. En az olur, günde 100 sayfa okusanız. O yüzden zaman çarkını da böyle zamanı yaya yaya okumak istiyorum. Dizisini de bu arada yani tam olarak örtüşmüyor. Eğer dizi izlediyseniz ve kitabı okumaya öyle karar verdiyseniz onunla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kitaptaki olaylar ve karakterler bazı noktalarda çarpıtılmış, bazı noktalarda daha geliştirilmiş, bazı noktalarda da sönük bırakılmış bence. Ve olaylar aslında tam olarak zaman çarkının birinci, ikinci, üçüncü kitap şeklinde değil de atıyorum ilk beş kitaptaki olaylar daha böyle harmanlanarak, daha böyle anladığım kadarıyla diziyi kısmak istiyorlar. Yani hani bir sezonu ilk kitap yapmak yerine, bir kitap yapmak yerine birkaç sezonu birden harmanlayarak karşımıza getiriyorlar. En azından hatırladığım kadarıyla öyleydi. Çünkü bazı şeyler gerçekten, ben dizi izledim. Ondan sonra kitapları aldım. İlk sezonu izledikten sonra. Ondan sonra kitabı okuduktan sonra ve yeni sezon gelince, yanlış hatırlamıyorsam, tekrar birinci sezonu izledim ve fark ettim ki olaylar bir şekilde karman çorman veriliyor bize. Bazı noktalarda gerçekten mantıklı bu yapılan. Ama bazı noktalarda da mesela kitabın verdiği atmosferi dizi bazı yerlerde veremiyor. Ama karakterler kadrosu, casting o kadar iyi ki gerçekten seçilen oyuncuları ben çok bağdaştırdım yani. O karakterleri düşünce aklıma artık gerçekten o oyuncular geliyor. Ben o konuda diziyi başarılı buluyorum. Neyse, uzattım zaman çarkını. Sonra iki tane daha serimiz var. Disk Dünya var. Disk Dünya ben biraz daha okunabilir buluyorum. Tabii ki kitap sayısı zaman çarkından çok daha fazla. 42 kitabım mı vardı? 40 kitabım mı vardı? 40 küsür kitabı var yanlış bilmiyorsam. İlk 5'ini aldım ben. Ama orada da mesela kitapları okumak için farklı yöntemler de olduğunu söylüyorlar. Mesela o serinin içinde parça parça farklı yerleri yansıtıyor kitaplardan bazıları ve mesela 5 kitap büyücülerle ilgili. O 5 kitap hani farklı zamanlarda çıkmış. O 40'ın içinde biri 5. biri 10. birinci, bir diğeri belki 36. kitap ama onları da hani onun içindeki sırasıyla okuyabilirsiniz diyorlar. Ben büyük ihtimalle öyle yapmayı düşünüyorum ama Disk Dünya'yı okuyan varsa hangi sıraya göre okudu bunu da mutlaka yorumlara yazın. Disk Dünya'nın da kitap sayısı çok fazla olduğu için kitaplarını yavaş yavaş biriktirip ondan sonra okumak istiyorum. Sonuncu serim de yoruldum biraz hızlı konuştum. Sona bıraktığım seri de Kral Katili Güncesi. Kral Katili Güncesi teknik olarak 3 kitaptan oluşuyor ama aslında 4 kitaptan oluşuyor. Şöyle. Aslında Kral Katili Güncesi'nde her kitap bir günü anlatıyor. Birinci gün ve ikinci gün yayınlandı. Üçüncü günü yazar hala yazıyor. Bir de bir tane ara kitabı var böyle. Hani daha böyle arka planında bilgi verdi. Yanlış bilmiyorsam. Tam olarak o kitabın içeriğini bilmiyorum. Ben çıkan kitapları aldım. Üçüncü kitabına yani yazılmasını, basılmasını ve çevrilmesini bekliyorum şu an. Çünkü yani benim aklıma takılacak o. Ben onu biliyorum. Yani eğer başlarsam ve ondan sonra üçüncü kitap için ben gerçekten debeleneceğim ve üçüncü kitap çıktığında da önceki kitapları unutmuş olmak istemiyorum. Bir yandan da şöyle bir nokta var. Kral Katili Güncesi'yle aslında annem sayesinde haberdar oldum seriden ve annem arkadaşına ödünç almıştı kitabı başına. Yani annem bitirdikten sonra biraz da ben okudum ama sonra kitabı geri vermemiz gerekti diye hatırlıyorum. O yüzden ben o ilk kitabın tamamını okuyamadım. İlk kitabın tamamını okuyamadıktan sonra da işte araştırdım falan baktım böyle böyle iyi dedim tamam o zaman okumuyorum ve üçüncü kitabın çıkmasını bekliyorum ve beklemeye devam ediyorum şu an. Okuduğum kadarıyla bu arada çok güzeldi. Hani hem böyle arka planın verilişi hem karakterler hani çok beğendiğimi hatırlıyorum. Detayını hiç hatırlamıyorum tamam unuttum artık kitabı. Sadece böyle hissettiğim pozitif şeyler, düşündüğüm pozitif şeyler hatırlıyorum kitaba dair. O yüzden onu da mutlaka okuyacağım ama şimdilik bekletiyorum. Böyle benim okumak istediğim şu an aklımda olan seriler bu şekildeydi. Bir bakacağım kaç tane seri olmuş. Not almıştım çünkü. Benim okumak istediğim 11 seri bu şekildeydi. Bir kısmı gerçekten böyle hani edebi seriler, bir kısmı da hani fantastik seriler. Bu arada fantastik edebi değildir demiyorum. Sadece hani ikisini farklı kulvarlarda değerlendirdiğimiz için genelde o şekilde ayırıyorum şu an. Yani Yerdeniz'i daha önce okumadıysanız okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Hem çok uzun değil hem de gerçekten kaliteli bir fantastik seri olduğunu düşünüyorum. Zaman çarkına da başlamak istiyorsanız başlayın, kitaplarını da yavaş yavaş toplayın derim. Çünkü kitapları yani eğer ödünç almayacaksanız çok pahalı. Gerçekten hani tek seferde almak böyle ya da şey yapmak mümkün değil. Ve yani bilmiyorum ne kadar şey olur. Çünkü mesela bizim kütüphanede
Bazı kitapları var ama hepsi yok. Ben çünkü başlayacağım zaman fiyatları görünce, bir de 14-15 kitap olduğunu görünce ilk düşüncem kütüphaneden ödünç almak olmuştu. Ama ödünç alamayacağım, hani bütün kitapları ödünç alamayacağımı fark edince, yani hani gidip de mesela 6. 7. kitabı satın alıp işte ondan sonra tekrar 9. 10. 11. kitabı alıp diğerlerini kütüphaneden okumak çok benim içime sinmedi açıkçası. Bir de bir o anda gerçekten o kitapları alabileceğim kaynağım vardı. O yüzden ben onun alışverişini yaptım. Ama gerçekten şey değil, eğer kütüphane neden ulaşabiliyorsanız ya da size ödünç verebilecek bir arkadaşınız varsa o şekilde mutlaka bir bakmanızı öneririm. Çünkü bir anda 14 kitaplık bir seriye alışverişi yapmak çok şey değil. Mantıklı değil. Ama şöyle söyleyeyim, ben hani kitapları yani şey aldım, ciltli aldım. Ciltli almamın sebebi de çok kalın kitaplar oldukları için hani sırtı katlanacak mı, kırılacak mı diye düşünmeden direkt böyle açıp okuyabilmeyi istememdi. Bir yandan da çok kalın, sürekli yanımda dolaştıracağım, zarar görecek vesaire diye ciltli olmasını tercih ettim. Ama onun dışında ciltli kitaplar her zaman daha rahat olmuyor. Orada da sizin tercihinize kalmış bir şey. Çünkü Zaman Çarkı'nın hem ciltli hem de karton kapak baskıları var. Ya ben bunları alayım okuyayım ama nasıl olduğu önemli değil diyorsanız, karton kapak baskılar tabii ki daha ucuz. Onları almanızı ben tavsiye ederim. Yani çok da gerek yok ciltliye. Bazı kişiler direkt at da işte cilt sevmiyor falan. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Bu seriler hakkında bilginiz varsa, okuduklarınız varsa lütfen yorumları bırakın. Ve eğer bunlarla ilgili belki hatta okudukça vlog da çekebilirim. Tabii Zaman Çarkı'nın mesela vlogunu çekmeye çalışsam, bu sene başlasam 3 sene sonra biter büyük ihtimalle, ama öyle bir şey görmek de eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum bu konular hakkında. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, bana vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.